Serdar Bey'e sorayım. Serdar Hocam, sizce taraflar bir barış için masaya oturacak mıdır? Yani şimdi bir kere şu kesin gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etmişti. Rusya hafife alınabilecek bir devlet değil. Siz kediyi sıkıştırırsınız ama sonunda tırmanmak zorunda kalır. Şimdi Fadime Hanım bir ara işaret etti. Yani, peki Rusya işgalci devlet olarak görüyor ama kışkırtıldığı ve kışkırtmaya alet olan Zelenski'nin de NATO zirvesinde gördük, umduğunu bulamadığı bir gerçek. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan baskıyla Avrupa Birliği ülkelerini büyük bir krize sürüklerken, enerji ve diğer alanlarda güvenlik endişesine sürüklerken, öbür taraftan da Rusya'nın alanını gittikçe daraltmak istiyor. Tabii Rusya'da buna karşı yani hiçbir şey almadan bir devletin tamam olduğu halletti, bizden sonra sıkıştık, mecburuz, elimiz pahalı diyecek zaten bir kültüre de sahip değil Rusya. Putin de öyle bir lider değil. Dolayısıyla Türkiye Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle ve şu anda devreye Sayın Hakan Fidan da aktif bir şekilde girdi, devam ediyor yoğun bir şekilde. Bu işi bir şekilde çözmek zorunda dünya. Çünkü bıçak kemiğe dayandı ve biliyorsunuz artık açlık çeken ülkeler için tahammül edilemez noktaları ve bunun yansımaları da biraz evvel Fadime Hanım bahsetti. Dolayısıyla dünya bir taraf mutsuzken dünya mutlu olamıyor. Bakın Fransa'daki olaylar alevlendi. Şimdi alevi söndü, gündemden düştü. Ama gerçekten büyük bir isyan, büyük bir patlama var yani dünya çapında. Bunu Türkiye Afrika'nın, özellikle Afrika'nın mağduriyetini zamanında görerek Afrika'yla temaslarını arttırdı ki ben o Afrika programlarının önemli bir bölümüne katıldım. Orada Afrikalıların söylediği, bize sadece ve sadece bize dost elini uzatan, bizi düşünen sadece ve sadece dünyada Türkiye var. Kimisi bizim işte madenlerimiz için, kimisi bizi sömürmek için, tarihi sömürüsünü devam ettirmek için bu yolda diye. Zaten Türkiye o temelleri atmıştı. Yani dünyanın neresinde bir sıkıntı varsa çözümü yan Türkiye. Türkiye bunu tabii ki insani sebeplerle yapıyor ama sadece insani sebeplerde de yapmıyor. Yusuf Hocam'ın da ifade ettiği gibi problemin büyümesi, Türkiye'nin probleminin de büyümesi. Türkiye'de hala göç meselesi tartışılıyor ve yakıcı bir problem olarak tartışılıyor. Seçimlerde de bu istismar edilen bir malzeme olarak öne sürüldü. Şimdi tabii ki insanlar açlık çektiği zaman, açlıktan öte köy yok, büyük göç de halkalara meydana gelecek. Rusya açısından evet, Rusya sıkıştı. Rusya yoğun ambargolara muhatap. Rusya tahıldan gelecek gelire. Ama Rusya'nın elinde önemli kozlar da var. Yani aynı zamanda enerji zengini ve dünyanın büyük bir bölümünün de kendisine bağımlı olduğu bir ülke. Dolayısıyla başından beri Rusya'yı hafife almak, sıkıştırmak, Rusya üzerinde bütün dünyayı sıkıştırmak, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şekilde tezahür eden politikası bir yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin de nefret olarak görünüyor. Dünya barışını da tehdit ediyor. Zaten dünya barışı diye bir şey kalmadı. Türkiye bir tek onu ayakta tutmaya çalışıyor. Ben şu andaki gerek Avrupa gerek Rusya'nın gerek açlığın pençesindeki ülkeleri yani dünyanın ortak mutabakatıyla bir çözüm ulaşılabileceğini düşünüyorum. Savaş meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı meselesiyle ilgili olarak ben 8 evvel bir içerisinde bir çözüm bekliyorum. Çünkü dünya yüksek ateşle daha fazla yaşayamaz demiştim. Tabii çok iyimser bir değerlendirme olarak görüldü ama yani bu kuvvetli bir his değil. Ülkelerin ihtiyaçları, sıkışmışlıkları, endişeleri, siyasetçilerin iç kamuoyu yönetmede zorluk çekmeleri, seçimlerin aslanın ağzından mutlesine inmiş olması, Kenya devlet başkanı Macron'a tepkisini çok açık bir şekilde ortaya koymuş. Gittikçe bir isyan dalgası da kabarıyor. Dolayısıyla bir şekilde ben Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir çözüme
en azından bu açlık krizini yatıştıracak bir çökme ulaşılabilme noktasına çok da uzak olduğumuzu düşünmüyorum. Peki, teşekkür ederim hocam. Yasin